Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker. Yapılışına başlasana hadi. Dur bir saniye, video açıyoruz o zaman. 1 su bardağı un mu? Çok tatlısı tarifi. İlk olarak 125 gram... İyice kavuruyorsun, gel. Bu işlemi yap yarın. 125 gram tereyağı. Bir saniye. Alarak eritelim. Gel. Tereyağı eritip... Ne diyor, gel. Bu böyle açık mı kalsın? Çırpıcı dediği nedir acaba? Mikser gibi bir şey miydi? Erisin biraz. Şimdi bu değil. Açık alt. Tamam. Şöyle iyi işte. Bir su bardağı şeker mi? Harife bakayım mı hemen bir saniyede? Geri al, geri al. Kavuruyoruz. Süt ilave etmedik. 5 bardak süt. Ya ben adını hiç yemek olmadı mı ömründe? Olmuş canım. Oldu, ben hatırlıyorum. Annemin yaptığın kekler kabarmıyordu. Her zaman mesela şey derdim. Benim kekim çok iyi kabarıyor dediğin kekler asla kabarmazdı. Aziz'iyle uğradık. Aynen. Hocanın Aziz yumurcuk yalan. Şimdi. Yapamadık, beceriksiziz diyen yok zaten şu hayatta. 5 bardak dur. Süt koyacağız. 5 su bardağı ne? 1 litre. 5 su bardağı işte geliyor. 1 litre. Ben ölçtüm onu. Ne zaman ölçün Allah aşkına? Ben biliyorum. Şekerini de koy. Ona geçmiyoruz şimdi. Şimdi bunu yapıyoruz. Tamam, şimdi bu kaynayana kadar. Biraz Allah'a emanet yaptı. Çok riayet etmiş gibi oldu ama. Mesela süt yetmeyebilir yani. Yemek yapmak çok zor ya. Ama ben de ilerleme var mı sence? Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledin. Bravo dostum. Daha yok su geçin. Yazıklar olsun. İnsan kendi çocuğu olunca toz konduramaz ama sen. O annelerden almanı çok istedim ama olmadım işte. Bir tane kadın vardı. Sürekli çocuğum deyip duruyordu mesela. Çocuk yanlış bir şey yapsa bile kadın benim çocuğum yapmaz diyordu. Kemal'im yapmaz der gibi bir şeydi. Evet, en sonunda Kemal'in yaptı diyordu adam. Kemal'im yapmaz. Kemal'in yaptı Mesude. Özellikle anneannem almış biliyor musun? Evet. Gitmişten bir story atmış bir tane. Ben gittim story'yi like'ladım. Çocuğum mesaj attı, dedi ki istiyorsan sana da gönderirim. Çözüm vardır mutfakta dedi. Bilir kişimiz. Ben senin yerine ufak böyle bir denerdim biliyor musun? Niye? Yapamazsam da yapamam yani. Zaten bir sürü insan var. Rezil olmazdım. Param böyle giderdi. Ben yemek yapmayı bilseydim %100 kasını. Eğlence olurdu işte, makara geçerdik. Saçma sapan Almanca videolarını bile buldum. Gittim şey bulamadım ya. Çırpıcıyla. Blender, mikser değil de değil, blender. Aha ben mutfak insanların ismini bilmiyorum. Nasıl yemek yapayım? Başladı gibi geldi. Yemeğin güzel olacak. Olur. Hadi bakalım. Güzel olursa özür dileyecek misin benden? Dileyeceğim. Kızım sen aslında çok iyiymişsin. Ben garibim için diyecek misin? Bir tadına bakalım. Şeker asma çok mu? O sperm bile bunun üzerine dökeceğiz diye biliyorum. Bu karışacak ne olacak? Bu beyaz altında. Hayırlı bir şey olmayabilir de neyse. Olur çok güzel olur. Bir tarifine bak, bunu alıyorum artık. 3 yemek kaşığı şeker. 500 mililitre yani senin deyiminle 2 bardak edecek kadar süt koyuyoruz. Tamam. Akabinde... Dur, ona küçük 3 yemek kaşığı mıydı ya? Dur, ben küçük tencere çıkartayım. Dur, olsun benim ölçüm iyi. Kaç dedi? 500 yani. 4 bardak mıydı 1 litre dediğin? 2 bardak koyacaksın. 2 bardak koy. Yersen 500 mililitre. Dur tatlım, şimdi koydum. Diğer şimdi 3 yemek kaşığı. Aklını kaybedersin şu şey yüzünden bak. Ya tamam 5-6 kaşık koyarım o zaman. Olmaz. Çok oldu bu sefer. Değil tatlım. 3 kaşık demedi mi? 4 kaşık oldu çünkü ben biraz daha koymuştum. Ama senin kaşıkları yemeyelim oldu. Yarısı döküldü baksana. Allah kahretsin. Şimdi başka ne koyuyoruz? Başka ne koyuyoruz? 2,5 yazdım. Ben mi? Evet. 3 yemek kaşığı şekeri koyup 2 tepeleme kaşık un, 1,5 yemek kaşığı kakao koyacağım. Tamam. 2 kaşık 2. Ya hafızam çok iyi ama şu yemek tarifini okudum mu aklımda tutamıyorum ya. 2 kaşık un. Al. Getir babalı. Bitecek artık.
Ondan sonra da yemeğini yersin. Ondan sonra... Bak zaten yemek yapmayı sevmiyorum. Tamam şurada 2 gram bir şey yapıyorum. Gel sana bir çay koyayım. Çay. Anlamıyorsun yani. Sen zaten. Anlarım bir şey. Anlayamazsın. Niye bir tane? Çünkü sen zaten yemek yapmayı yıllardır bilen bir insandın. Öğretmedi annem bize hiç böyle yemek yapmayı balık. Anneannemin rahatlığa bak. Ben çok yemek yapmazdım. Beklerken sonradan evleneceğim. Evlenince bile değil. Covid'de ekmekle suyla öğrendin. Karantinaya evet. Kadar senin de bildiğin pek bir yemek yoktu. Yalan mı? Biliyordum ben. Bazen sen içinde olsun pısta. Kendi anlatıyordu. Ne dedi? İlk başlarda hiç yapamıyordum. Sonra alıştım ettim. Herkes yemeği bana kitlemeye başladı. Herkes bana yemek istemeye başladı. Sakın yemek yapmayı öğrenme falan diyordu. Çok merak ettim. Asla. Ha, tamam. Tek sorun bende değil demek ki o zaman. Erkek değilim diye mi göze batıyor? Yemek yapamıyorum diye. Acaba? Bak mesela elimin ayırıp mesela senin ölçün falan var ya böyle Allah'ın emanet ediyorsun ben de tutuyor. Ben tarife göre yapsam bile tutmuyor. Bismillah. Burada bir iş rica ediyorum takır takır. Yemek değiştirdikten video vardı. Yanmadı dibi tuttu. Siz onun altını açmıştınız. Kapatmıştım. Sıcak servis edeceğim diye açmıştınız. Olsun yeterli o. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Ben bunun olduğunu düşünüyorum çünkü zaten manyak el yakıyor. Ne güzel tutmuş. Al bir daha sütlayabilirsin. Dur. Ne oldu? Ölçüm tutmadı. Tutar, dur. Oğlum. Şimdi bak üstü koyunca iyice rengi mengi attı neyse. Hiçbir şey olmaz. Bir tane bile çikolata kalmamış. İnanmaz da bulamıyor derdin. Buyu böyle bulamaz bu kız derdin. 80 mi? 80'lik koyacağım. Atıyorum. Biraz daha dur. Bekliyormuşuz. Beklemek gerekiyormuş. Bilmediğim için. Olmuştur ya. Parçalanmış. Parça parça. Parça parça atacağız artık. Zaten yok olup gidecekti. Ama belasını vermiş zaten. Adamlar yazmış. Hayatım çikolata serimeyince koyamayız. Hale bak. Çayına. Çok kötü etmiş. Otur şuraya. Ne tatlı? Su ekleyip bekleyin mi yazıyor tarifte? Bir bak bakalım en son ne diyor. Ne bileyim dur. Tarif dinliyoruz yine. Ocaktan alalım. Aldık. İçerisine 60 gram bitter çikolata yani. Attık. Çikolata eriyinceye kadar karıştıralım. Bizim 60 gram diyebilir miyiz? Bir şey olmaz. Yalnız var ya çok uğraştırıcı bir tatlı. En güzel tatlı spangle. Mis. İnşallah. Güzel olacak ya. Haberi var bunun. Bir de bunu gördüm ki uçurarak yapılması değil mi? Bazen ben de işlerinden de çok etkin düşünüyorum gerçekten. Hayır. Ne oldu? Ayağım. Güzel yapmışız. Yapmışsın. Yapmışsın. Balım yapmışız diyeceksin. Diyeceğim. Bir kere, İkimiz ama. Bir kere de balım desen ne olurdu yani. Sen de bilmiyordun ki tekniği. Ben bunları biliyorum bir tane. Şimdi... Tek cahil benim. Oldu mu? Onu da mı çırpmak gerekiyormuş? Tabii. Önüne koydum bardağı ve bardak bu çömlek tutabiliyor inanamazsın. O işe yararı da atmayacaktık işte. Bence bu çok sorun etmez diye düşünüyorum. Bismillah. Hadi. Bence oluyordur. Sen önümüzden çarpalım mı? Çok soyun çıkarmayacak. Ah. Annem dolduruyordu ben dolduracağım ya. Niye ayakta dikiliyorsam zaten. Bu zamana kadar ayakta dikilmem hata. Yani yeter. Yeter artık. Ben bunu nereye koyacağım? Şimdi üstüne dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu fişi çekebilir misin Sudeciğim? Elim iflas etti herhalde. Benim el iflas etti gerçekten. Niye? Bilmiyorum. Var mı böyle bir ihtimal? Şu kaşığı çıkarayım mı içine? Çıkar. Kendim yaptım diye demiyorum ama. Mis. Dök. Ya! Ya! Kaşık tatlısı mı yoksa kaşık çorbası mı desem bir türlü emin olamıyorum ama nihayet bitti ve en sevdiğim kısma geldik. Tadım testi. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama vallahi billahi tallahi enfes olmuş. Neyse gittim ben.